Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici haklarıyla ilgili çıkması beklenen kanundan tüketici aleyhine birçok karar olduğunu iddia etti. Yangından mal kaçırır gibi kanun çıkarıldığını savunan Şahin, her insanda hak arama bilincinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. 15 Mart her sene Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bu özel gün hakkında konuştu. Dünya Tüketici Hakları Günü'nün sadece sıradan bir gün olmadığını altını çizen Şahin şunları ifade etti. Dünya Tüketiciler Günü bir gün değil işte aslında her gün tüketiyoruz. Tüketim sürekli olan bir işlevdir. Sürekli dikkatli olmak lazım ama 15 Mart vesilesiyle 15 Mart'ın içinde olduğu gün hafta Dünya Tüketici Haftası olarak kutlanıyor. Bazı çağrıda bulunmak lazım. Bu sene tabi talihsiz bir durum da yaşadık. Şöyle 15 Mart haftasında bir kanun çıkacak. Tüketici kanununa bir ekleme, bir değişiklik yapılacak. Ve bu kanundan, bu değişiklikten bizim haberimiz yok. Biz basından öğreniyoruz bunu. Hani yangından mal kaçırır gibi kanun çıkarmak çok anlamsız. mesle tüketici yok. Yani tüketicinin sorunu bilen yok. Oradakiler e, bürokrasi e, ayağı ve çok sorun yaşamayan insanlar. Yani aşağıya inmeyen insanlar. Dolayısıyla bizden fikir almaları ki parayla vermiyoruz bunu. Bedava veriyoruz. Türkiye'de bir sürü ilde şubesi olan bir örgüt olarak bizden fikir alınmalıydı. Alınmadı çıkarttılar. Kime sordular? Müteahhitlere sormuşlar. İşte 36 ay teslim süresini 48 aya çıkartmışlar. Tüketcinin aleyhine, müteahhidin lehine olan bir durum. Yani Birçok konuda böyle yapılıyor maalesef. Oysa biz diyoruz ki ya bizden de fikir alın. Yani biz size bunu bedavadan veriyoruz. Yani alın ne olur ne değerlendirin bunu. Artı şu beklentimiz var bizim. Yapılan bütün yanlışlarla alakalı idari yaptırım caydırıcı değil. Onu caydırıcı hale getirmek lazım. Bununla ilgili bütün ilgili il müdürlüklerini uyarmak lazım. Fiziki anlamda yeterli bir denetim mekanizmasını kurmak lazım. Tüketici mahkemeleri hakimlerinden beklentimiz var. O da tüketici kanununun ruhuna ve amacına uygun kararlar verilmesi. Hani bir hakimin bir kurum ya da kişinin görüş yazısına göre karar vermesi kabul edilemez. Olaya hakimsek, hakim olmuşsak kanuna göre ki bizim sınırımız o 6502 sayılı tüketici kanunu göre karar vermeleri lazım. Bu kararın örnek hale gelmesi lazım. Biz hakimlerden bunu bekliyoruz. Hakimiyetleri yeteri kadar bu işlevi göremedi. Hele hele kaymakamlıklarda hiç göremedi. Tam tersi tüketiciye takoz noktasındalar. Bunu bir yük olarak görüyorlar. Dolayısıyla tüketici hakem heyetlerinin kaymakamlıklardan alınıp tamamen ticaret il müdürlüklerine verilmesini talep ediyoruz. Artı bugünün bu haftanın sahibi tüketicilerden bazı taleplerimiz var tabii ki. O hak arama bilincini kaybetmemek, hak arama bilincine sahip olmak, bunu bir kişilik ve karakter unsuru haline getirmek. Artı uygulamalarla da gelecek nesle, kuşaklara bunu aktarmak. Hak aramak bir kompleks değildir, bir aşağılık falan değildir. Hak aramak bir bilinçtir, üst düzey bir segmenttir. Buna sahip olmak ve çocuklarımıza bunu aşılamak gerekli. Biz ne kadar çok hak ararsak, karşı taraf kendisine o kadar çok çeki düzen verir. Biz hak aramazsak onlar yanlışlarına devam ederler. Tüketicinin cebindeki paraya göz dikmeye devam ederler. İki senedir Türkiye dünya ile beraber çok anlamsız bir tedbir pandemisiyle ekonomik olarak ciddi sıkıntılara girdi. Bu ekonomik sıkıntı Devletler ilgilendirmez. Vatandaş ilgilendirir. Dünyada fakir insanlar vardır, vatandaşlar, zengin vatandaşlar vardır. Zengin vatandaş zengin devletindir. Fakir vatandaş da fakir devletindir. Yani olan vatandaşı olur. Bu pandemi tedbirleri bu ülkenin ekonomisini çok sarstı. Niye? Birileri daha çok ilaç satsın diye. Şimdi birileri daha çok silah satsın diye bir savaş çığırtkanlığı yapılıyor. Bu tuzağa düşmeden bu ülke insanını daha müreffeh, hayat pahalılığının konuşulmadığı, yani sadece bir takım ihtiyaçların kültürel ve eğitim anlamında konuşulduğu bir ülke haline getirmek lazım. Yöneticilerin bunu yapması lazım. Biz geçtiğimiz senelerde hep şunu yapardık. Sorunları sıralardık. İşte nedir en çok sorun neden yapılmış? Bankacılıktan, sonra telekomünikasyondan, sonra işte beyaz eşya servislerinden, uzaktan satış vesaire böyle bir sıralama yapardık. Fakat bu sene o sıralamayı yapamadık. Çünkü hayat pahalılığı açık ara birinci, açık ara, ikinci, üçüncü sayamıyoruz artık. Yani bunun çözülmesi lazım. Bu anlamda adımlar atılması gerekiyor. Dünya Tüketici Hakları Günü vesilesiyle tüketicilerimizin bu bilinci şöyle artırmaları lazım. Tüketici derneklerine üye olmaları lazım. Ha bir şekilde üye olamıyoruz. Bazı hassasiyetler var. Korkuyoruz aman ha şucu bucu falan filan. Tam o zaman tüketici derneklerinin sosyal medya platformlarına girip o haklarımızı öğrenmemiz lazım. Ülkemiz adına, geleceğimiz adına.